Sözü sana bırakalım. Hoş geldin. Evet Duygu Bozkurt, senin de aktardığın gibi HDP'nin İzmir'de gerçekleştireceği programını takip etmeye, buradaki havayı aktarmaya, atmosferi aktarmaya devam ediyoruz İzmir'den yerinden. Saat 18 itibariyle, yani tam bir saat sonra Gündoğdu Meydanı'nda bir demokrasi kürsüsü kurulacak ve bu kürsüden HDP'nin bugüne kadar hem dile getirdiği mesajlar aynı zamanda daha detaylı bir şekilde dile getiriliyor olacak, hem de orada dediğimiz gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarından, insan hakları savunucularından da söz alan kesimler olacak ve aynı zamanda HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da o kürsüden sesleniyor olacak. Peki bu aşamaya kadar nasıl gelindi? Bu aşamaya kadar çeşitli tematik buluşmalar gerçekleştirilmişti. Darbeye karşı demokrasi diyerek 1 Haziran'da yola çıkmıştı HDP ve o günden bugüne kadar da hem çeşitli buluşmalar hem çeşitli yürüyüşler gerçekleştirildi. İkinci aşamanın finali burada yapılacak. Tabii ki Eylül ayına kadar devam edecekti etkinlikler. Ama şu ana kadar neler yaşandı konuğumuzdan alacağız bunları da. Dilan Dirayet Taşdemir, HDP milletvekili, kendisi yayın konuğumuz. Hemen dönelim. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Hemen sormak istiyorum size. Şimdi evet, bir taraftan İzmir'de birazdan bir demokrasi kürsüsü kurulacak. Çok geniş çaplı aslında kesimler orada söz almaya devam edecekler. Ancak şu ana kadar sizin açınızdan bu demokrasi buluşmaları, HDP kendi hanesinde neleri çıkardı, nelere tanıklık ettiniz bu tematik buluşmalardan? Teşekkür ediyorum. Ya öncelikle tüm aslında Türkiye halklarının da bildiği gibi 2016'dan beri çok derinleşen bir darbeyle karşı karşıyayız. Yani demokratik siyasetin susturulmaya, aslında ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, tekçiliğin dayatıldığı, muhalefetin en cılız bir sesin bile duyulmak istenmediği, bastırıldığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Evet, HDP 2016'dan beri bu darbe sürecine karşı elbette ki mücadele ediyor, direniyor ama özellikle 1 Haziran'da yayınladığımız deklarasyon ile bu direnmenin, demokrasiyi talep etmenin, yeniden adaleti tesis etme yolunda çok ciddi bir aslında deklarasyon yayınladık, 9 maddelik. Sonra peyderpey siz de yakından takip ettiniz. İşte Hakkari'de bir kol Edirne'den başladı. Evet, çok ciddi bir engellemeyle, manipülasyon, dönem dönem özellikle yandaş medyanın provokasyonlarıyla da karşı karşıya kaldık. Ama bir kez daha şunu gördük. Özellikle demokratik siyaseti yok etmek isteyenlere, HDP'yi marjinalize etmeye çalışan, yöneticilerini tutuklayan, bir şekilde baskı siyasetiyle demokratik siyaseti ortadan kaldıracağını düşünenlere bir kere bu yürüyüş çok ciddi bir cevap oldu. Yani bütün engellemelere rağmen bir kez hem Hakkari'de hem İstanbul'da şöyle bir tablo çıktı. Halk bütün bu engellemeler karşısında direniyor. Asla iradesini teslim etmek istemiyor. İradenin arkasında, iradenin taleplerini, doğru, meşru HDP fikriyatını da gerçekten bu ülkenin sorunlarına karşı bir panzehir olarak görüyor. Bir kere bu yürüyüşte bu çok açık ve net açığa çıktı. İkinci ayda farklı tematik konularla biz buluşmalar gerçekleştirdik. Gençlerle, kadınlarla, ki aynı zamanda kadın mücadelesi her yerde şiarlı bir kampanya gerçekleştirdik. Kampanyamızı biz de geçen hafta Ankara'da kamuoyuyla sonuçlarını paylaştık. Yine gençlerle, kadınlarla, KK'lilerle, farklı inanç grupları. Aslında Türkiye'de farklı olan, iktidara biat etmeyen, demokrasi talep eden herkes hedefte. Ve bu hedefte olan gruplarla birlikte biz kendimizi, geleceğimizi, ülkedeki adaleti, demokrasi nasıl tesis edebiliriz? Tematik toplantılarda açığa çıkan sonuç aslında herkesin beklentisi, evet ülkede bir demokrasi sorunu var, bir adalet sorunu var, bir Kürt meselesi var, bir ekonomik mesele var, yine bir kadın meselesi var ve bunların ana bileşkesi demokrasi. Yani demokrasinin ortadan kaldırıldığında, tek adam rejimini siz dayattığınızda aslında bu sorunlar derinleşiyor. Herkes kendi cephesinden, ekonomik sorundan tutalım çevre sorununa kadar ciddi tahribatlar yaratıyor ve buna karşı da bütün farklılıklarımıza rağmen farklı siyasetlerde olabiliriz. Çözümlerimiz farklı olabilir, beklentilerimiz farklı olabilir ama bizim ortak zeminimiz demokrasiyi tesis etmek ve demokrasi mücadelesini güçlendirmek. O açıdan bir gün aslında biz bütün bu yürüyüş ve buluşmalarda edindiğimiz deneyimi, açığa çıkardığımız sonucu bir kez daha Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Elbette ki bu süreklileşen bir mücadele. Önümüzde 1 Eylül var. Hani 1 Eylül mitingleriyle de biz bunları taşlandıracağız. Yine 1 Ağustos ayı içerisinde kendi yerel örgütlerimizin
birliklerimizle bir kez daha açığa çıkan sonuçları tartışma, güçlendirme, yerelde bunu ayaklarını örme gibi bir 2 aylık bir süreç de var. Nihayetinde bunlar bizim açımızdan hani başlanıp biten final gibi algıladığımız meseleler değil, mücadeleyi süreklileştiren, aslında bu talepleri görünür kılmaya çalışan, bu talepleri de aslında bunun zeminini, olanaklarını da yaratan bir mücadele hattı. O açıdan bugün İzmir'de biz biraz bu 3 aylık edindiğimiz deneyimleri, açığa çıkardığımız sonuçları ve yeniden birlikte ne yapabiliriz Türkiye halklarıyla HDP olarak paylaşacağız. Peki, son olarak size şunu da sormak istiyorum. Şimdi sokaktan, buluşmalardan, meydanlardan, parklardan hem yer yer yurttaşlara çeşitli mesajlar verdiniz, hem de Ankara'ya, meclise çeşitli mesajlar verdiniz. Diğer muhalefet partilerine aynı zamanda çağrılarda da bulundunuz. Bütün bu buluşmalardan çıkan bazı detaylarla birlikte. Peki bugün buradan verilecek olan mesaj kime yönelik olacak? HDP bugün İzmir'den vereceği bu mesajla birlikte nasıl bir sesleniş yapacak? Yani biz sadece hani birilerine ya da iktidara ya da muhalefete mesaj veren bir yerden aslında çok meseleyi ele almıyoruz. Biz bu ülkenin 3. partisiyiz ve gerçekten sorunları çözecek HDP fikriyatıyla bu ülkenin mevcut olan sorunlarını ancak çözebileceğine inanan bir partiyiz. Evet, çok ciddi yönelimlere maruz kalıyoruz. Zaten bu gerçeklik böyle olduğu için bir anlamda HDP yok edilmek isteniyor. Demokratik siyaset ortadan kaldırılmak isteniyor. O açıdan biz bütün Türkiye halklarına aslında ciddi bir muhalefet var, ciddi bir tepki var, ciddi yaşanan derin bir kriz var. İnsanlar artık bir şekilde dur demek istiyor. Ve HDP yakın olur, uzak olur. Bu siyasetin içerisinde kendini ifade eder etmez ki etmeyen insanlar da var. Ama nihayetinde ülkenin gidişatı konusunda ciddi kaygıları var. Mevcut iktidarın yürüttüğü politikalardan, talan siyasetinden, rant siyasetinden, ekonomik kayırmacılıktan, yoksulluktan, savaş politikalarından, inkardan, kayyumdan gerçekten ciddi bir artık yeter demen noktasında ve bu yeteri hangi siyasi akıl neyle topluma bunu ifade edecek, hangi çağrılarda bulunacak, kimlere hangi siyasi alanları açacak, aslında asıl mesele bu. Biz edindiğimiz bu deneyimi Türkiye halklarına sunacağız. Tabii ki kendine ders çıkarması gerekenler var mı? Elbette ki var. Mutlaka muhalefet de bunun üzerine düşünmesi lazım, iktidarın da düşünmesi lazım ki bu mevcut sorunları doğru anlamda görebilsin, ona göre ders çıkarabilsin, ona göre siyaset üretebilsin. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz aynı teşekkür zamanda. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, HDP milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir bizlerle birlikteydi. Bizler de aynı zamanda HDP'nin İzmir'deki il binasından yayınlarımızı gerçekleştirdik. Kendisi de açıkladı, HDP'nin 1 Haziran'dan itibaren açıkladığı 9 maddelik tutum belgesinden sonra aslında şu ana kadar yaptığı hem buluşmaların, hem yürüyüşlerin, hem etkinliklerin, hem de toplantıların bir çıktısı olacak belki de bugün dedi. Bütün bunları dedi halklarla paylaşacağız İzmir'den. İzmir'de bir demokrasi kürsüsü kurulacak. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrarlamış olalım. Sadece 18 itibariyle de o demokrasi kürsüsünden HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Hemen akabinde de kürsüden yine çeşitli fikir paylaşımları da gerçekleştirilecek. Bizler saat 18'de Gündoğdu Meydanı'ndan yaşananları sizler için aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden stüdyoya bırakıyoruz. Nalin, teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. HDP'nin ardından devam edelim.